Kadın Çiftçiler Eğitim Projesi kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce düzenlenen Süt Sığırı Yetiştiricisi Kursu sertifika töreni gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekili Hüseyin Filiz, Türkiye'de her geçen gün et ve süt ihtiyacının arttığını belirterek süt inekçiliğinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Et ve süt ihtiyacımızın her gün gittikçe arttığını görüyoruz. Bunu karşılamak için bizim yerli üretimimize çok çok ağırlık vermemiz lazım, önem vermemiz lazım. Yerli üretime ağırlık vermek için süt inekçiliğine destek vermemiz lazım. Yani kanatlı hayvancılıkta, beyaz ette fazlamız var, kırmızı ette azlığımız var. Şimdi süt inekçiliği niye? Bir tane dişi ineğin 4 tane veyahut da 5 tane yavru vermesi mümkün. Ama siz bu dişi ineği keserseniz o yavruyu vermeyecek. Ama erkek hayvanı dışarıdan getiriyorlar, büyütüyorlar, kesiyorlar. Bir daha getiriyorlar, büyütüyorlar, kesiyorlar. Onun yerine süte destek vererek, süt ineğinin yavrusuna, buzağa destek vererek süt inekçiliğini desteklediğimiz zaman Türkiye'deki hayvan varlığını artıracağız. Dışarıya da gidip hayvan getirmemize hacet kalmayacak. Bununla ilgili Tarım Komisyonu'nda yapmış olduğumuz çalışmaların başında geçen yıl buzağa destek primi 300 liraydı. Biz işi önce 500 liraya çıkardık. Sonra özendirmek için Çankırı gibi 30 vilayette buzağa desteğini 750 liraya çıkardık. Yani dedik ki köylümüz hayvandan buzağı almaya teşvik edilsin, bir buzağa 750 lira verelim. Şimdi arkasından Çankırı'nın Orta ilçesine bir yarı açık cezaevi yapacaktık. Bu cezaevinin içine süt işleme tesisini koyduk. Tabii Kalecik cezaevinde aynı süt işleme tesisi olduğu için buna engel olmaya çalıştılar. Süt olur mu olmaz mı dediler. Biz dedik ki Kalecik'in 50 köyü var, Çankırı'nın 374 köyü var. Kalecik ne kadar engellese biz Çankırı Orta yarı açık cezaevinin içerisine süt işleme tesisini koyduk. Şimdi 12 tondan başlayacak, daha sonra 20-25 tona çıkacak. Bu ne demektir? Bunun anlamı ne? Kendi ayağınızın dibinde sütünüzü oraya teslim edeceksiniz. Oradan çıkan yoğurt, kaşar, peynir de Türkiye'deki cezaevlerine mahkumlara dağılacak. Yani Çankırı'nın süt işlemeyle ilgili bir süt fabrikası yapılıyor bu saatten sonra. Çankırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Çakır da çiftçilere yönelik eğitimlerin devam ettiğini kaydetti. Bu eğitimleri alan çiftçilerimizin özellikle bakanlığımızın genç çiftçi projeleri ve diğer projelerden faydalanarak öğrendiklerini üretime dönüştürmelerdir. Bugün burada sertifika töreni düzenlediğimiz süt sığırı yetiştiriciliği konulu kursa 25 kadın çiftçimiz katılmıştır. Kurs 16 günde tamamlanmıştır. Kurs süresince kadın çiftçilerimize yem bitkileri yetiştirme, süt sığırı çiftliklerinin planlanması, süt sığırcılığında mekanizasyon, süt sığırlarının beslenmesi, sürü yönetimi ve sağlıklı süt üretimi ve hastalıklardan korunma konularında eğitim verilmiştir. Tören, sertifikaların kursiyerlere verilmesinden sonra sona erdi.